Evet, çizgi komutuyla başlıyoruz. Yeni bir parça çalışma sayfası açıyorum aslında. Kağıdımı seçtim. Kalemimi de aldım elime ve şöyle bir çizgi komutunu aldım. Başlıyorum çizim yapmaya. Bakın mouse'un sol tuşuna tıkladım ve tutup çekiyorum. Bakın düz yani bunu tam şuradaki eksenlere dikkat edin. Buradaki X ekseni sağ tarafı gösteren, yukarı gösteren Y ekseni ve şu anda da tam bize şöyle çevirirsem hafif Z ekseninin yukarı dik baktığını görüyorsunuz. Gördünüz mü? Z ekseni yukarı bakıyor. Şöyle dik bak diyeyim. Şunu da sileyim klavyeden dilek tuşuna bastım. Çizgi komutunu aldım tekrar ve sol tuşa tıkladım. Tıkladığım yerden itibaren başlıyorum çizmeye. Bakın tam 90 yani tam x eksenine paralel olduğu zaman hemen kalemin sağ alt köşesinde sarı yatay bir çizgi beliriyor. Bu demek oluyor ki x eksenine tam paralelsin şu anda. Yukarı doğru çektiğimde ise Y ekseninin tam paralelini bulduğu zaman diyor ki hemen orada bir simge belirliyor. Sarı çizgi, sarı bir yer ve ortasında siyah bir çizgi. Diyor ki tam sen Y eksenine şu anda 90 ya bir şey paralel duruyorsun demek. Şu ise aşağılara doğru şöyle eğimli çektiğim zaman sadece çizginin boyutsal ölçüsünü görüyorum. Bir. İkincisi şu altta değişen şu ölçülere, şu koordinatlara dikkat edin. Buradaki koordinatlar neye göre? Buradaki koordinatlar yani burası neden eksi 4 ve işte eksi 141.72? X ilk olan şu ilk yazan rakam x ekseni, şu da y ekseni, şu da z ekseni tabii. Şu an tabii iki boyutlu çizim yaptığımız için z ekseni tabii şu an sıfır olacak. Şimdi buradaki ölçüler neye göre değişiyor biliyor musunuz? Şuradaki SolidWorks'ün orijinine göre değişiyor. Yani ben Escape dedim ve tam şöyle sığdır sayfaya şunu. Çizgi komutuna geliyorum tekrar. Bakın orijinden başladığım zaman şöyle. Escape dedim çıktım. Tam şu noktaya dokunuyorum. Diyor ki bak aşağıda. X'te sıfırdasın, Y'de sıfırdasın, Z'de sıfırdasın diyor. Biliyorum çünkü tam orijine dokundum. Peki çizginin ucuna geldiğimde diyor ki X ekseninde 1168 ne? Pardon ne 1100'ü? 11.681. Yuh o kadar büyük mü çizdik bakalım. Aynen öyle. Çok büyük çizmişiz. Seçtim şöyle sol tuşa basılı tutup delete dedim. Bunu yaklaştır ekrana. Şuradan çizgi komutuna geldim. Ve başlıyorum çizmeye. Neyse. Orijinden başlamak her zaman mantıklıdır ve ileride faydasını görürsünüz mutlaka ama ben şu anda şu line yani şu çizgi komutunun özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Şimdi sol tuşa bastım ve çekiyorum. Görüyor musunuz? Şöyle sol tuşu yani basılı tutup değil de şöyle tık 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 basılı tutarsam ne oluyor bakalım. Bir şey olmuyor ve komuttan çıkıyor. Bir. İkincisi tekrar çizgi komutundayım bakın. Seçiyorum. Bakın yardımcı sarı sarı kesik kesik çizgiler çıkıyor görüyor musunuz? Bunlar şu demek. Yani sen şu an çizime devam edersen şuradaki yüzeye tam 90 derece çizim yapacaksın demek. Ya da buna paralel çizim yapacaksın demek. Ya da buna işte açılı çizim yapacaksın demek. Veya sağa sola çekiştirdiğim zaman şöyle hep şu kontör noktalarını tutuyor program. Görüyor musunuz? Şuraları otomatikmen tutuyor. Neyse tıkladım. 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 Ta ki kendisiyle kesişene kadar çizmeye devam eder. Kendisiyle kesiştikten sonra çizimden seni çıkartır. Ama komuttan çıkartmaz. Hala komut aktiftir. Hala tıkladıkça çizim yapabilirsin. Ancak kendisiyle kesiştiği zaman çizgi komutu kalemi bırakır. Ne zaman ki dokundun tekrar çizmeye devam edersin. Çizimden çıkman için ille bu kontürün kapanması şart değil. Klavyeden ESC tuşuna bastığın zaman da çıkarsın. ESC tuşu klavyenin en sol üst köşesinde. Üzerinde ESC yazar. Escape yani.
Ona bastığım zaman da çıkıyor. Geliyorum tekrar çizgi komutuna. Çizgi komutunda tıklayıp bir daha tıkladığım zaman ve aynı noktaya tekrar geldiğimde şöyle bir dış bükey bir radyus yapar ve düz devam ettiğim zaman yine aynı noktaya gelirsem sağ tarafa doğru böyle bomba yaparsam radyus yapar. Şöyle yaklaşayım biraz. Düz devam ediyorum. Geldim. Tekrar burada bir radyus yapacaksam geldim. Şöyle yine hop aşağı doğru çekip şöyle yaparsam da biraz büyük oldu. Şöyle. Şöyle olsun. Şöyle. Aynı noktaya uzaklaşıp tekrar gelip dışa doğru bakın. Tekrar geldiğim zaman şu an neyse gösteremedim burayı. Bir daha göstereceğim. Düz çizdim. Aynı uzaklaşıp aynı noktaya tekrar geldiğim zaman bakın mouse'un kalemin oradaki böyle bir hedef tahtasına benzer bir sarı ikon belirdi. Bu şu demek. Şu tarafa doğru çekersen şöyle radius yaparsın diyor program bana. Yani tekrar gelip şuradan radius komutuna falan girmene gerek yok. Bilgin olsun diyor. Tamam. İyi güzel. Kendisini kesebilir. Çizgi komutu kendisi üzerinden geçebilir. Uzaklaşıp tekrar geldiğimde daire çizebilirim. Ya daha doğrusu daire derken yay yapabilirim. Bakın bunu sağa sola yatırabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Tutup çekip tekrar aynı noktaya geldiğimde hop escape diyorum burada. Tekrar çizgi komutuna geliyorum. Sağ tuşa basılı tutup sol tarafa doğru çekiyorum. Tekrar çizgi dairemin ucuna gelip tekrar yaklaştığımda şöyle bu tarafa doğru şöyle bir yay çiziyorum ve birbirine tamamen teğettir. Ve teğettik ilişkisini zaten koydum. Çizgi komutu bu kadar kolay ve kullanışlı ve en sık kullanacağınız komutlardan biri. Bir örnek daha yapalım. Mesela çizgi komutunu aldım. Bir kare çiziyorum. Tam şunun tepe noktasının hizasına geldiğinde yardımcı geometri beni uyarıyor. Diyor ki bak tam şu an kesiştin bilgin olsun. Tamam. Kapattığım zaman da çizimden çıktım. Şimdi tekrar çizgideyim zaten. Bunun tam ortasını bulmak istiyorsam gelip bakın şu çizgiye dokunduğum zaman tam bunun ortadaki kontrol noktasını bana veriyor. Ve yukarı doğru çıktığımda ortadan çizim yapmış oluyorum. Escape dediğim komuttan çıktım. Bir tane de tam şu ortasından çizgim yapalım. Bakın ortasına geldiğinde beklediğimde yine veriyor komutta olmamama rağmen. Geliyorum çizgi komutunu aldım ve tıkladığımda tam bunun ortasından geçen bir çizgi çizmiş oldum. Şimdi çizgi komutunu aldığım zaman şöyle bir yere tıklayıp çizim yaparken şu ekranın sol tarafında ölçüler belirliyor. Görüyor musunuz? Bakın ben bunu mesela şöyle seçtim. Ucuna gelip tekrar tıkladığımda komuttan çıkmıyormuş. Neyse. Çıkıyordu aslında eski versiyonda ama deneyeyim bakayım. Evet çıkıyormuş. İki kere tıklayınca çıkıyor. Şimdi seçtim çizgimi. Bakın çizgimi seçtiğim zaman sol tarafta bir pencere var. Buradaki pencere şu çizginin boyunu belirtiyor bana. Diyorum ki bu çizginin boyu atıyorum. Çok büyükmüş. 3 metre falan olmuş. 2000 olsun. Okey. Yaklaşayım biraz şöyle. Tamam. Bunun da açısı işte 45 derece olsun. Bu da okey. Nereye gitti şimdi bu? Şöyle şuradan fit diyeyim. Şuraya geldi. Peki bu 45 derece neye göre oldu? 2000 neye göre oldu? 45 derece parçamın şu y eksenine şurası 45 derece. 2000 ölçüsü ise bunun şu çizginin şu boyu 2 metre. Yani şöyle 2 metre boyunda bir çizgi. Biraz devasa olmuş. Neyse şöyle sağ klik yaptım ve çıktım. Çizgi komutu bu kadar. Yani tekrar göstereyim şöyle. Ben sağ tuşa basılı tutup tekrar çektiğim zaman komuttan çıkarım. Sağ tuşa basılı tutup sola doğru çektiğimde çizgi komutunu almış olurum. Çizimi seçtiğim zaman yine çizim yapıyorum yani ben. Çıktım ve bunu şöyle pencere içerisinde alırsam yine aynı şekilde sol tarafta bu çizgiyle ilgili yapabileceklerim karşıma çıkıyor. Diyor ki ilişkileri de daha sonra göreceğiz ama
Şunu anlatmak istiyorum. Yani ben iki boyutlu çizim ortamındayken çizgiyi seçtiğim zaman bu çizgiyle ne yapabilirimin hepsi sol tarafta karşıma çıkıyor. Yardımcı olarak yapabilirim mesela bunu ben. Şöyle yaklaşayım bakın. Seçtiğim çizgiyi bakın şuradan da gelip yardımcı geometri diyebilirim ve bu kesik kesik bir artık merkez çizgisi olabilir. Veya çizgimi seçip şuradan da yardımcı olarak butonunu kullanabilirim. Diğer bir özellik ise çizgiyi seçtiğim zaman şuradan sonsuzluk dersem ve okeylersem bu çizgi artık sonsuz bir şekilde uzar gider. Yani şöyle ne kadar ekrana sığdır desem bile hatta uzaklaş desem bile hiçbir zaman bu çizgi bitmez. Klavyeden F tuşuna bastım. Ve karşıma aldım. Neyse çizgi komutu bu kadar. Sonraki videolarda daha da kapsamlı kullanımını göreceğiz. Merak etmeyin.